Türkiye selam. Anam dur. Yaklaşma Allah'ım. Düşeceğim şimdi. Beyaz renkli. 160'lar aylıkla ev alabiliyorsunuz. Hayatımda içtiğim en iyi kokoreç. Takipçilerim için atlıyorum. Su masaj yapıyor şu an. Var. Dünyanın en pahalı projesi bu. Oha. Çok. İki uç nokta dedikleri bu. Panama gerçekten kendini kaybetmeye başladı. Kulaklarım tıkandı. Çok güzel. Çok güzel ama. Burada böyle ücretsiz sular da geliyor. Güzelliğine bak. Güzelmiş. Sürpriz oldu. Herkese Macera Anam ve kanalımdan merhabalar arkadaşlar. Sonunda yeni ülkemiz Panama'dayız. Kolombiya'da bayağı uzun kaldık ama çok güzel, çok güzel geçti. Nasıl sıcaklık? Burası efsane sıcak. Çok nemli. Yanımızda Panaturka var. Panama'yı böyle bilgili bir şekilde Panama'nın gezeceğiz. Panama'nın muhtarı. Aynen öyle diyorlar zaten. Kendisi. Panama'nın muhtarı diyorlar. Hayatımda gördüğüm en misafirperver insanlardan bir tanesi. Neye gidiyoruz yani? Çanta yap. Oğlum, aynen. Her şey daha sürprizleri görmediler tabii. Birazdan daha da çok sevinecekler. Arkadaşlar 15 dakika sonra dansınız çıkacak, oynayacak. Bugün nerenin en yüksek binası demiştim? Quinta Costera, yani sahil kenarı, deniz kenarı olan Pasifik Okyanusu'nun önündeki çok güzel bir binaya gidiyoruz. 66. kata evet. Çıkacağız. Çok güzel bir video sizi bekliyor. Haydi bakalım. Başlasın. Şurada bir yerde iki kişi 55 dolara böyle stüdyo bir daire, mutfağı olan bir yerde kalıyoruz. Ne yapıyorsun Deniz Pehlivan? 3 meyve suyu almış. Ben nedenini biliyorum ama hadi sen söyle bir. Bu ülkede dolar geçiyor. Canımız çok sıkkın. Kolombiya'dan sonra artık böyle TL'ye vurmaktan saçım döküldü bak yeniden. Gerçekten ya. Mesela şu 3 meyve suyu, bir büyük suyu 4 dolar aldık. 3.75. 4 de işte. 4 yani. 55 lira para verdik. Şimdi de bonafala para vereceğiz. Burası çok güzel bir pastaneymiş. Poğaçalar var. Ama genelde tatlı oluyor arkadaşlar. Üzerinde şekerli oluyor. Kolombiya umamiler o yüzden hep şekerli oluyor. Peynir bile olsa şeker atıyorlar. Şimdi biz mesela peynirli bir şey aldık değil mi? Peynirli ama hafif şekerli. Bu en güzel aralarında. Quesadilla diye geçiyor normalde. Çok güzel. Pide gibi duruyor. Tanesi de 1 dolar. Fiyatı da uygun yani. Zaten Kolombiya umamileri Panama'da her yerde. Çünkü Panamalılar hemen hemen üretimi yapmadığı için dışarıdan gelen kesin bir şey yapıyor. O kadar şeker kullanıyorlar, kimse de şeker hastalığı yok. Biz de nedenini merak ettik, muhtarımıza sorduk. Aynen, dans ettikleri için. Stres yok abi, adamlar kimse takmıyor. O yüzden herkes keyfini, hayatını yaşıyor. Bir dolarla da mutlu olmayı biliyorlar. Bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor maalesef. Ve şu anda ülke en zor dönemini geçiriyor burada. Evet. Pandemiden sonra mahvolmuş, birçok yer batmış. Hemen gösterebilirsiniz, 35 yıllık Manolo restoranı. Panama'nın en iyi restoranlarından biriydi zamanında. Battı. Ve battı. Burada battı mesela, Via Vene Oteli. Koskoca otel, şuraya bakın. Panama ile ilgili bulabileceğiniz en iyi videoları muhtemelen bu gezide çekeceğiz. Evet. Kesinlikle, çünkü kesinlikle takip edin, çok güzel videolar gelecek. Panama gerçekten değecek bir ülke. Çok az YouTuber'lar çekiyor Panama'ya. Ben görmedim yani, şimdi YouTuber'lar çamur atıyormuş gibi olmasın, geliyorlar bir aktarma yapıyor, iki Panama'yı gösterip gidiyorlar. Ben istiyorum ki Panama iyice tanınsın, o yüzden çok mutluyum sizinle tanıştığım için. Kabilelere gideceğiz, kabilelere. Adalara gideceğiz, adalara. Nereler arkadaşlar. Nereler bekliyor bizi, siz bile şaşıracaksınız. Ya peki bunların hali ne, biz dünden beri geziyoruz gece, çok fazla çöp var. Gerçekten bu konuya üzülüyorum ve Panama gerçekten kendini kaybetmeye başladı. Bu Covid bizi dağıttı. Bütün işlerimizi bitirdi. Ben 10 ay hatta hapis kaldım evde. Bir tek ben değil, birçok kişi batmak zorunda kaldı. Çünkü yardım etmediler. Şu görmüş olduğunuz fizik de çalışmıyor. Yani devlet hiçbir şey yapmıyor abi. Gelmeden önce neler söylüyorlar. Geldikten sonra da durum bu ki Panama'ya yakışmıyor. Panama çok güzel bir ülke. Şunu gördükçe üzülüyorum. Evet, yani içim gidiyor. Gerçekten içim gidiyor. Ki burası çok lüks bir yer. Turistik bir yerdeyiz. Normal bir sokak değil. Bu sokak komple doluyordu bu otel sayesinde. Bu otel kapanınca komple her yer bitti. Büyük caddeye çıktık. Birazdan metroya bineceğiz. Burada metrolar biraz daha uygun dolar olmasına rağmen. 5 sent. Normalde çok uygun. Otobüsler de 25 sent. Ama ikinci aktarma olduğu zaman 50 sente çıkıyor. Normalde ikinci aktarmada daha düşer fiyat aslında. Ama burada şimdi mesafe çok uzun olunca mecburen bunu yapmak zorunda kaldı. Şuraya da reklamlar yapıyorlar bizim Türk dizilerini. Cinco de Mayo diye bir yer var. Eğer o tarafa gittiğimizde kesin görürler. Yani takip öyle edin. Mi? Bizim reklamlarımızı göreceksiniz. Türk dizileri burada aşırı izleniyor. Hatta demiştik ya Medellin'de. Türk dizilerini izleyerek Gürcan'ın restoranına geliyorlar. Ben çay içmek istiyorum, Türk kahvaltısı yapmak istiyorum diyorlar. Acayip seviyorlar. 1001 geceyle başladı burada, normalde 2011'de Arjantin'de. Arjantin'den sonra dağılmaya başladı. Sultan'ı çok seviyorlar. Ya şu an klasik Türk, sen aldın ben alacağım kavgası yapıyorlar.
Çıkarken de kartla çıkıyormuşuz burada. Karsız çıkılmıyormuş. Evet. Teşekkürler Deniz Pehlivan. Metro yolculuğumuz 2 dakika bile sürmedi. Şuradaki evlere bakın. Ne kadar eski. Sanki 80-90'lar gibi. Ama birazdan gireceğimiz yere şaşıracaksınız. Arasındaki farka. 66. kata çıkacağız. Ne kadar hızlı çıkıyor. Hiç de hissettirmiyor. Hiç hissettirmez. Çok iyidir. Burası rezidans. Normalde rezidansmış. Evet. Yani normalde dışarıdan gelen insanlar kullanabiliyor mu? Yok, kullanamazlar. Öyle mi? Bize mi özel? Rezervasyonu şu an Yasin her tarafından rezervasyon var. Kulaklarım tıkandı. Aa, geldi. Açtı abi hala. Aa. Acıttı ya biraz. Evet. Bayağıdır olmuyordu böyle. Oh, heyecanlıyım. Ben direkt buraya döndüm ama şuraya bakın. Nasıl i̇şte görünüyor? Bir şehri tanımak istiyorsan böyle tepeden, izleyeceksin. Panama Kanalı galiba şu. Bak evet, şurası. Panama Kanalı'nı da çekeceğiz meşhur. Biliyorsunuzdur zaten. Şimdi gidelim. Şurası evmiş arkadaşlar. İçerisi bayağı bir büyüktü. Vay, ne güzel bir yer. Yasin abi olmasa buraya gelemiyor. Aa, kimse yok. Bize özel. Aa, rezervasyon bize özel. Aa, o zaman parti başlasın mı? Aynen. Of. Of of of. Nasıl görünüyor? Anam, çok yaklaşma Allah aşkına. Düşeceğim şimdi. Deniz, çok yaklaşma. Anam, ben korktum ha. Vay 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 vay. Deniz nasıl çekilmiş bakın. Şurası. Deniz böyle çekiliyormuş. Akşam tekrar geri geliyor. O zaman Miami'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakın, bugün pazar ve insanlar bisikletle çok uzun bir şeritten böyle dolanıyorlarmış aileleriyle beraber. Diğer tarafı da göstereyim hemen. Nerelere kadar gidiyorlar Amadora bakın. Kadar. Bayağı uzun gidiyorlar. Bayağı uzun, bu köprüden de geçiyor. Bunun köprünün adı da Cinta Costera 3. Burası Cinta Costera 1. Şurası 2. O balıkçı barınanlar. O kısımda köprü olan kısımda 3. Adaya bağlıyor o köprü. Şuradaki yer bakın. Evet, o köprüyü de 750 milyon dolara yaptılar. Oo, bu kadar sıcak bastırdı ki. Havuza gireceğiz birazdan. Gençler de burada manzara izliyorlar. Hadi atlayın. Yine doldurmuş. Ama bu şey. 66. katta havuza gireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ortam çok güzel. Bir anda at, bir anda at. Aa, kivi gibi bu. Bir anda bırak, ben de öyle oldum. Neydi bizim şey, yuvarlak çayın şeyi gibi. Sih. Gibi, hadi. Aynen, sakın sakın Allah aşkına yapma, dur. Çok soğuksun, nasıl girdiniz? Aynen soğuk, yeni doldurmuşlar, o yüzden change yapmışlar. Takipçilerim için atlıyorum. Aman Allah'ım! Ne kadar geçiyor? Nasıl? Abone olun arkadaşlar, sizin için girdim yuvarlak çaya. Yuvarlak. İnanılmaz güzel bir sürprizim var. Siz de bayılacaksınız buna. Bizimkiler de bayılacak. Çok güzel şeyler var. Hemen oraya doğru gidiyorum. Onlar keyif yaparken haberleri yok tabii şu an. Arkadaşlar, çok güzel bir sürprizim var. Umarım beğenirsiniz. Sabahtan beri bunun içinde ne var merak aynen ediyorum. Göstermedim. Sabahtan beri de merak ediyorlar. Bu Meksika yapımı normalde. Siyah. Aa, darı mısır derler, bakın. Mısır derler. Evet. Mısırdan yapılıyor. İnanılmaz güzel bir şey. Artı en çok size tattırmak istediğim şey de bunu 3 gün boyunca aradım. 3 gün? Evet, 3 gün. O kadar olmayan bir şey yani. Aynen, çok az bu. Şöyle. Bu burada mı çıkan bir şey yani, evet, şu an göreceğimiz? Şey. Özel, aynen Panama'ya özel bir şey. Ama beyaz renkli. Olmuşlardan farklı yani bu. Oo, ben ilk defa içeceğim böyle bu renktekinden. Evet, bu Panama'ya özel. Çubukları da vereceğim. Yumuşak böyle yukarıdan girişleri var. Ana, kendisi şurada yumuşak mı giriyor? Aynen öyle. Buyurun. Merak ettim ha. Sizden ricam, yumuşak yerlerden girdin abi. Aha. Olur. Ana. Kendisi aynen. Yani bu doğal yer, evet, değil mi? Doğal şey. Kesinlikle doğal bu. İnşallah biraz şey soğuktur, belki donmuş olabilir. Hmm. Geldi mi? Hayatımda içtiğim en iyi kokonat. Sen ne düşünüyorsun Nesibe? İnanılmaz güzel. Vay. Çok taze. Çok güzel değil mi? Bu normalde pipa suyu diye geçiyor. Orijinal adı bunun. Yani orijinal adı pipa, hani Hindistan cevizinin aslında bir değişiği ama normal beyaz versiyonu gibi düşün. Bu renkte hiç görmemiştiniz değil mi? Hayır. Bu renk çok değişik ve çok lezzetli. %100 Panama yazıyor. %100 aynen. Çok sevindim beğenmenize de. Vallahi teşekkür ederim. Kutlar
Aynen. Bu nasıl Panama tatili oldu ya? Ay abi, bu sizin balayı tatiliniz olsun diye uğraşıyorum ben böyle hani. Değil mi? Güzel olmadı mı abi? Bu da güzel Kolombiya yapımı, daha demin söylemişim hatta. Peynirli şeker kesadıyı yağdı. Çok güzel. Çok güzel ama en iyisi bu. Kolombiya'daki aldığım hiçbir hamur işinden memnun kalmamıştım. Ama burada Kolombiya pastanesi bulup bunu yedik ve çok, gerçekten çok güzel tadı var. Üzerindeki peynir, ben şey diye düşünüyordum, hani biraz kuru mu olur, tadını beğenir miyiz falan diye düşünüyordum ama gerçekten beklentim üstünde çıktı. Hem şeker hem tuzlu, böyle güzel. Hatay'ın sürprizleri bitmiyor. Böyle bize siyah mısırlı cips gibi bir şey getirmiş. Meksika'nın normalde bu. Siyah mısır yani. Açıyorum. Çok merak ediyorum ya. Aha. Plaka gibi değil mi? İnanılmaz. Bu tadını merak ediyoruz. Doritos'un baharatsızı. Sade mi geldi? Çok güzel. Bunu her şeyle, etle, kıymayla, ister bal, istediğin gibi sos yapabilirsin. Orada salçayla bile ye domatesle. Aynen abi, istediğin gibi. Toko gibi. Hava biraz kapandığı için şehri gezelim istiyoruz. Şu orta kısım var ya, burası Eskişehir bölgesi oluyor. Orayı gezeceğiz sizinle beraber. Ama öncesinde bir şeyler yedim diyoruz. Kutay bizi çok güzel bir yere götürecekmiş, öyle söylüyor. Kutay'ın elinde sürekli bu vardı. Mate çayıymış bu. Yağ yakımına yardımcı oluyormuş. Yemeklerle beraber, yemeklerden sonra. Çinliler bunu çok içiyorlar. Hep zayıflar. Çünkü yağları kalmıyor. 66. kattan çıktık ve yolda yürürken buradaki kapakların boş olduğunu gördük. Şu ilerideki boştu. Bu kapakları söküp mafyası varmış bunun. Evet. 150 dolara satıyorlarmış. Yolun ortasında arabalar langur lungur giriyor. Aks kırıyor burada. Evet. Düşünün ya, o da kaç tane takla attı. Kaç tane kapak var? Lan bak, yakınımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane bak. Şurada bir tanesi sökük de orada. Götürmüşlerdi. Her taraf böyle. Burada yağmur çok olduğu için kanalizasyonlar direkt okyanusa aktığı için her yerden kanal sistemi yapmışlar. 10 dakika sonra bu şekilde kuruyor. Bak daha demin yağmur yağdı. Evet. Şimdi yeri gösterebilirsin. Kupkuru. Yemek yemeye giderken şöyle otobüs durakları gördük. Ben şehirler içi otobüs zannediyordum ama. Normalde şehirler içi de var. Dediğin doğru. Ülke dışı da var. Mesela Costa Rica, Guatemala, Nikaragua, Salvador, hatta Meksika'ya kadar gidebiliyorsunuz. Ama tabii 6 günde gidiliyormuş. Evet, çünkü dura dura sınırlardan geçe geçe kontrol ola ola uzuyor. Bir de Covid'den sonra biraz daha gecikmeler oldu. Normalde 3 gündür 6 günü buluyor diyorlar. Bence uçakla gidiyoruz. Bence de. Burası bir AVM. AVM'nin ortasına da atlı karınca koymuşlar. Ben görür görmez mutlu oldum. Ama bayağı kalabalık arkadaşlar. Burası en kalabalık yerlerdenmiş pazar evet. günü. Kutay diyor ki bir Türk gelsin burada bir yer açsın. Kesinlikle patlar, patlama diyor. Yapar inanılmaz şekilde. Yemekler çok iyi değil ama bizim mutfak lezzetimiz olursa gerçekten çok muhteşem olur. Yani bekliyoruz. Bence abi de. Bekliyoruz. Neredesiniz? Bekledik ev fiyatlarına. Yani Panama'da normalde maaşlar Kinsana diye geçiyor. 2 haftada bir maaş alıyorlar Panama'da. O yüzden 2 haftalık 80 dolara, yani aylık 160 dolara bu evi alabiliyorsunuz. 3 oda ve 2 banyosu var diyor. Burada öyle satılıyor. Salon olarak söylemiyorlar. 3 oda, 2 banyo. Kulübe güvenlik, ama. Aynen kulübe ama işte güvenliği ama var, havuzu oluyor. Aidatlar mesela 100 dolar falan oluyor. Ama aha, bak aidat 100 dolar, 150 dolar. Evin fiyatı 160 dolar aylıkla ev alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Gelin buraya Panama'da evlenin, ne işiniz var? Ben bir şey yapıyorum ama bunun içine gireceğim. Bunu ilk defa gördük. Ben de ilk defa gördüm. Su masajı. Aa, buraya gireceğim şimdi. Mezar gibi. Despacito. Abi süper. Çok enteresan bir icat. Evet. Tabii. Bir şey olmayacak değil mi? Seni şimdi ikiye kesecekler. Abi oradan bir bak hemen. Allah. Dur. Abi bunu ilk defa gördüm ben de. Bunu Türkiye'ye getirmek lazım ya. Su masaj yapıyor şu an. Var. İyi mi? Çok acayip. İyi mi? Aman. Çok iyi. Her şeyi şu kumandadan yönetiyor. Şimdi artık nesibe çıkacak. Bunun bir ücreti yokmuş. Evet, ben arkadaşlarına rica ettim hatta denesin diye Nesibe'de güzel. YouTuber dedi. Evet, onlar da içinden geldiği için bir şeyler vermek aynen, istiyorlar. Aynen, bizine de verelim canım. Aynen, yani. Normalde ücret söylemedi yani. Söylemiyor ama deneyinsiz yani olayı tanıtıyor ve yardımcı oluyorlar. İyi insanlar. Abi, çok paralama etmedi bile. Evet, hiç etmedi. Bak, arkasına bile bakma, biz gidebiliriz evet. Yani şu an. O kadar yumuşadım ki. Hiç sizi duymuyorum. Sesini duyuyorum.
Sanki başka bir yerdeyim. Geleceğimiz yer burasıydı. Öve öve bitiremedi Kutay. 10 numara bir sushi bekliyorum Kutay. Çok merak ediyorum tepkilerini. Çünkü sushi seviyorlar, aşıklar. Böyle de uyarmazsın be kardeşim. Aynen, güzel olmuş değil mi? Arigato gozaimasu. Ay, merakla bekliyorum. Ola. Şuraya bakın, çok tatlı. Japon usulü. Terlikleri çıkarıyoruz mu? Öyle bir hava yarattı bende. Menüsü çok güzel. Bir sürü şey var burada. Kutay buradaki suşilerin çok etli olduğunu söyledi. Şuna bakar mısınız? Sırf balık. Bakalım şimdi söyleyeceğiz birini. Burada böyle ücretsiz sular da geliyor. Balığım geliyor. Gracias. Bu nedir ya? Of, Nesibe şuna bak. Resmen bir tane somon koymuş içine. Nedir böyle? Otomi nasoki. Allah razı olsun. Abi pirinç yok, pirinç. Sadece somon var, şuraya bak. Balık. Denizin yüz ifadesi değişti abi. Hop. Balık gibi. Çok güzel değil mi abi? Lezzet patlaması yaşıyor. Aşırı güzel. Zencecil ıslak menü. Bayıldım. Aynen. $42 çıkmış sadece. Iyi, tabii Türk lirasına vurunca her zamanki gibi yine 600-700 liralara tekabül ediyor. Ama çok iyiydi Kutay. Hadi gel sana jelibon alayım. Burada 100 gramı 40 TL. Şimdi alacağız. Şundan. Bunlar çok güzel oluyor. O da güzel. Bunlardan da tres. Si. Los tres así también, tres. Okay, otro lado, por favor. Taptaze. Taptaze. Vallahi taze, bak yiyecek, bak yiyeceksin diyecek. Şekerin tazesi olur mu diyecektim de. Evet. Dur. Şimdi de Panama kanalına geldik. Dünyanın 7 harikasından biri seçilen modern dünyada mühendislik açısından bir kanal burası arkadaşlar. Daha önce coğrafya derslerinden mutlaka duymuşsunuzdur Panama kanalını. Dünyanın en pahalı projesi bu kanal olarak. Şimdi o gemilerin alçaldığı ve yükseldiği noktaya doğru gidiyoruz. Gitmeden önce böyle bir müze yapmışlar. Kuzey ve Güney Amerika'yı ayıran bu kanalda toplam 40 bin kişi çalışmışlar. Ve o zamanlar hem hastalık varmış, sıtma, bir de diğer kazalardan ötürü neredeyse 25 bin kişi bu kanal yapımında ölmüş arkadaşlar. Hem genişliği hem de uzunluğu yazıyor. Gemilerin tipine göre de böyle yükseltip alçaltıyorlar. Muhteşem bir sistem. Bakın. Böyle bu kanaldan gidiyor işte gemiler. Şimdi canlısını göreceğiz. En tepedeyiz şimdi. Bu kanal sayesinde tam 13 bin kilometre yol kısalıyor. Normalde Güney Amerika'nın aşağısındaki burundan o kadar uzun bir yoldan gitmek yerine bu kanaldan geçerek yollarını çok kısaltıyorlar bu gemiler. Şu kapıları görüyor musunuz ya? Mükemmel bir mühendislik var burada. Ve bu kanalın uzunluğu toplam 81 kilometre. Yükseliyor, alçalıyor. Şu gemi buradan geçmek için 50-100 bin dolar ödüyor. Kolay yoldan. Şu an para kazanıyorlar. Tabii bunu yapmaları kolay olmamış tabii ki. O kadar emek. Ama şu an her bir geçişten inanılmaz derecede kazanıyorlar. Şu taraflarda görüyor musunuz yüksek binaları? Ve maalesef iki uç nokta dedikleri bu. Bir tarafta da böyle sokakta yatanlar var. Eski bölgeye geldik. Bir tarafta restoranlar, şurası da balık pazarı oluyor arkadaşlar. Restoranların orada bici bici tarzında bir şey varmış. Merak ediyorum. Bakalım bizim bici biciye benziyor mu? Balık pazarına giriş yapıyoruz. Ama tabii şu an kapanmış, balıklar yok. Burayı asıl Deniz kendi videosunu çekecek. Sadece balık pazarını. Sabahları çok güzel balıklar oluyormuş. De Türkiye, ella es turca. ¿Te gusta la novela turca? Claro que sí. O bak, Türk dizilerine bayılıyormuş. Ahora está viendo así. Milyon Ana Noche Sıla. Sıla'yı izliyormuş. Evet, çok beğeniyormuş bak.
Muy bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Burada da restoranlar var. Hola. Hola. Ne kadar güler yüzler gördünüz mü? Hola. Gracias. Herkes tabii şu an satış yapmaya çalışıyor. Gracias. Queremos par de cornina filete, cariño. Okay. Doydum. Karnımı göstersin şişti diye. Bayağı bir restoran varmış buralarda ya. Pandemiden sonra tabii satışlar azaldığı için herkes satış yapmak için uğraşıyor. Aroması acayip iyi ayarlanmış bir ceviche yiyoruz. Ahtapot, karides var içinde, limon. Tamam. Bayağı iyi yapmışlar. Ben doymayız diyordum da. Abi belirli yerlerde yiyoruz ama. Ahtapotçuk diyorlar. Kutay şurası? Balıkçı barınağı. Belki 25-26 adadan buraya balık getiriyorlar. Tabi. Öyle mi? Tabii avlıyorlar. Sabah 4'te geliyorlar buraya. 5'te de balıkçı barınağı açılıyor. Düşün yani. Bir saatte de teslim ediyorlar. Panama çok enteresan bir yer. Eski taraflar çok eski. Bakımsız. Yeniler desen yeni ama can yok. Eski gibi. Ama adalar kısmı efsane güzelmiş. Orası ayrı tabii ki. Ama şehir şu an cansız pandemiden dolayı bu şekilde. Pandemiyi o kadar çok abartmışlar ki, o kadar çok baskılamışlar ki insanlar işlerinden olmuş, psikolojilerinden olmuşlar. Tabii bütün dünyada vardı ama burada hala çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Birçok yer kapanmış bu yüzden. Eğlenmeyi seven insanlar normalde. Çok fazla eğlence hayatına para harcayan insanlar. Ama şimdi içlerine çekilmişler. Çok fazla para harcamıyorlar. Birikime geçmişler yani. Raspao, hani bici bici yemeye gideceğiz demiştim ya. Raspao'ymuş buradaki versiyonunun adı, nişastasız olanı. Orijinalde Hindistan cevizi parçaları ekliyor. Öyle mi? İnanamayacaksınız, muhteşem bir şey. Bu arada Kutay da Adanalı. Bici bici severiz yani. Biliyorsunuz sizinle Cartagena sokaklarını gezmiştik arkadaşlar. Çok sevmiştiniz o sokakları, rengarenkti. Bu bölgede Cartagena sokakları gibi rengarenk sokaklar var. Değişik yapılar var. Hatta burası Panama Kanalı'nın müzesiymiş. Hatırlıyor musunuz o yapıları, evleri Cartagena'daki? Burada da aynı öyle var. Tabii önceden daha canlıymış buralar da. Pandemi buraları da etkilemiş. Sokakta yürürken bizi buraya davet ettiler. Klasik arabaları göreceğiz şimdi. Ben de merak ettim. Museo de Antano diye geçiyor. Güzelliğine sürpriz oldu hakikaten değil mi? Vay. Konsepte bak, adam arabaları toplamış, restoran yapmış. Tarihi. Evet yok. Değil mi? Müze diye seni gezdiriyor. Şuraya, şurada oturabiliyorsun. Ben şu an oturmak istedim mesela. Ben oturmak istedim şu an. Şuraya bakın. Çok güzel görünüyor. Şu arabaya bak. Filmlerdeki gibi. Of. Çok güzel bir yöntem ama gerçekten. Buradaki girişimcilere sesleniyoruz. Ücretsiz bir şekilde gelip klasik arabaları görebilirsiniz dediler ve bizi buraya çektiler yani şu an. Oh, bizim bici bici abiciye geldik. Hala. Seni kuzenim diye tanıştık. Hepsini kendisi balık hazırlıyor. Tutan, orijinal bunlar birebir. Meyveden çıkarıyor. Marakuya var, koko var. Kokoya bak, Hindistan cevizine vay. Bak. No, solamente esto es picante, que tiene normalmente. Şöyle bir nasıl tezgahı var. Nasıl bizi yandırıyor değil mi? Çok orijinalmiş. Bu adam Panama'nın sembolü. Öyle mi? Videolarda, Panama'nın devlet videolarında bu adam var. Zaten yani, arabadan belli baksana, bayraklar falan müziği koymuş. Müziği var, çok güzel batalyası var, bayrakları var. Bu. Türkiye selam. Oh, gracias. Selam. Number one. Agregan Instagram. Instagram'ı da ekleyin. Viaje talentoso.
Gelirseniz mutlaka gelin. Şu ağacın altında bir de çok güzel yerde kuşlar atıyor. Evet. Uzu böyle yapıyor. Evet. Ya grabó el nombre allá abajo. Abi aşağıda ismi var diyor. El viejo talentoso. Şurada. Yetenekli yaşlı. Güzel isimmiş. Çok aynen. Bak adam gelmiş burada abim ekmeğini kazanıyor ya. Hep burada abi. Ben arıyorum abi orada mısın? Geliyorum. Tamam diye gel. Kokoyu ayır diyor. Hemen Hindistan'ca evini ayırıyoruz. Gracias. Oh. Oha. Çok mu beğendin? Nasıl? Çok güzel. 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 Gracias. Çok iyi çok güzel. Şimdi buz var, Hindistan cevizi var, leblebi tozu gibi bir şey var, bal var. Var ya, o kadar güzel ki. Tek yemeği düşünüyordunuz bir de. Ferahlatıyor, aynen. Şaka almışız. Bugün çok yorulduk. Yağmur da gördük. Güneşe çıktık. 66. kata çıktık. Yedik içtik. Eğlendik. Yeri geldi. Yorulduk geberdik. Şimdi de zengin kalkış yaptık. Kutay'ın enerji hala bitmiyor. Bizi yürütüyor. Adamda şey var ya. Duracell gibi adam. Duracell abi bugün beni iyi hatırlayacak. Akşam iyi uyuyacaklar. Bayıldık vallahi. Daha Kutay nerelere götürecekmiş bizi. Biz bayağı yorulacağız ama değecek arkadaşlar. Panama'da harika yerler göreceğimize eminim. Bu da ilk günümüz gibi bir video oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek daha dünya turundan. Herkese Panama'dan selamlar. Bildirimleri açmazsanız açın. Çok şey kaybedersiniz ona göre.